Enflasyon ve hayat pahalılığı, bunlara gireceğiz ama önce bir konuğumuz var. Profesör Şenol Babuşçu, ekonomist. Şenol Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Mükran Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi Şenol Bey, bugün sıralı tweetler attınız. Bunları da okuduk. Tartışma halen sürüyor. Bir TÜİK'in açıklaması var. Bir de yargı konusu olmuş ENAG var. Şimdi TÜİK'i baz alsak dahi enflasyon artmış gözüküyor. Yani bu ay Haziran ayında, geçtiğimiz Haziran ayında 4.95 bir enflasyon açıklandı. %78.6 da yıllık bir enflasyon açıkladı. Bir kere bu enflasyon rakamını baz aldığımız zaman bu da Türkiye için oldukça yüksek bir enflasyon olarak değerlendirebilir miyiz? Nasıl görüyorsunuz? Türkiye için tabii ki çok yüksek bir enflasyon oranı. Yani geçtiğimiz yıllara baktığımızda AKP'nin 20 yıllık döneminde en yüksek enflasyon oranı. Ve 1994 yılından beri de yine ülkemiz açısından en yüksek enflasyon oranı olarak nitelendirebiliriz. Enflasyona ilişkin ilk gelişme geçen yıl Eylül ayında başladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sözüyle başladı biliyorsunuz. Faiz neden, enflasyon neticedir sözü ortaya attı. Bunun gereği olarak da 23 Eylül'deki ilk toplantıda para politikası kurulu faizi düşürmeye başladı. Faiz düşürüp enflasyonu düşürecekti. Fakat 9 aylık gelişmeler gösterdi ki faiz 19'dan 14'e düşmesine rağmen enflasyon 19'dan 78'lere geldi. Cumhurbaşkanının bu ileri sürdüğü görüş aslında çöktü. Fakat dönüşü olmayan bir yola girdiğimiz için ve hatta Sayın Cumhurbaşkanı bu görüşünden vazgeçmediği için devam ediyor bu görüş. Bu görüşün de getirdiği bize yüksek enflasyon ve hatta daha da yükselecek bu önümüzdeki aylarda. Hep birlikte bunu... Peki. Şenol Bey, siz bugün Sayın Bakan Nebati'nin bir sözünü de alıntılayarak bir tweet paylaştınız. Sayın Nebati diyor ki önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarına rekabet ve verimliliği arttıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir diyor. Siz de altına not düşmüşsünüz. Siz inanıyor musunuz demişsiniz. Yani bu mümkün değil mi? Yani enflasyon tırmanarak devam mı edecek? Bence şu açıdan mümkün değil. Yani enflasyon son 8 ayda 19'dan 78'e çıktı. 19'dan 78'e çıkarken AKP hükümeti seyretti. Hiçbir şey yapmadı. Yani enflasyonla mücadele ile ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Bana bugün yine Twitter'da sordum. Enflasyonla mücadelede hükümetin son 6 ayda yaptığı çalışmaları bana söyler misiniz diye söylediğimde birkaç 600'ün üzerinde cevap geldi ve cevaplar şöyle. Ben de aynı kanıdayım. Birkaç markette fiyat kontrol timleri göndermek, konuşmak, temenni etmek, dua etmek, mücadele sıfır, her ay tarih vererek o tarihten itibaren düşeceğini söylemek, hamdolsun inşallah düşecek, 6 ay uyuyun, gözlerdeki ışıltıya bakın, TÜİK yöneticilerini değiştirelim, sadece konuşalım, seyrediyorlar, yazacak bir önlem yok gibi. Öyle cevaplar geldi size. Evet. Evet, cevaplar geldi. Yani AKP hükümeti son 7 ayda enflasyon yükseliyor fakat enflasyonla mücadele yapmıyor. Enflasyonla mücadele etmekle görevli kurum Türkiye'de ülkemizde Merkez Bankası'dır. Merkez Bankası Kanunu'nun 4. maddesi fiyat istikrarını sağlamak Merkez Bankası'nın temel amacıdır der. Fakat Merkez Bankası'nın elindeki en önemli silah enflasyonla mücadelede alınmış vaziyette. Neydi o silah efendim? Politika faizi. Politika faizi. Siz o klasik söylem değil mi? Hani faizi yükseltirseniz bunun tansiyonu düşürürsünüz ve enflasyon aşağı mı iner diyorsunuz efendim? Evet, evet. Merkez Bankası politika faiz elinden alındığı için, en önemli silah alındığı için mücadele edemiyor. Hatta Merkez Bankası'nın iki tane görevi var. Birisi Türk parasının değerini korumak, birisi fiyat istikrarını sağlamak. Fiyat istikrarını sağlama görevini TÜİK'e devretmiş vaziyette, taşerona devretmiş vaziyette. Diğer görevini ise Türk parasının değerini koruma görevini ise geçen hafta BDDK bir karar aldı. BDDK'ya devretmiş vaziyette. Merkez Bankası kenara çekildi. Seyrediyor. Hem Türk parasının değerini koruma görevini yerine getiremiyor. Hem de enflasyonla mücadele görevini yerine getiremiyor. O nedenle Merkez Bankası'nın görevi yapmadığı bir noktada enflasyonla mücadele diye bir şey yok. Bu koşullarda enflasyon Kasım ayına kadar yükselmeye devam edecek. Bunu zaten
Sadece ben söylemiyorum. Herkes söylüyor. Sayın Bakan da söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Sayın Bakan Aralık'tan önce enflasyon düşmeyecek dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız ise Mart-Nisan ayından önce enflasyon düşmeyecek görüşünü ileri sürdü. Aralık ayından veya Mart-Nisan ayına kadar enflasyon düşmemesinin temel nedeni mücadele olmaması. Peki şu Aralık ayından sonra nasıl düşecek? Baz etkisi nedeniyle düşecek. Neyle düşecek efendim? Pardon. Baz etkisi nedeniyle düşecek. Ha, baz etkisi. Baz etkisi niye? Aralık ayında %13 enflasyon var, aylık enflasyon. O %13'ten daha yüksek gelmeyeceği için enflasyon. Ocak ayında da %11 var enflasyon. %11'den daha yüksek gelmeyeceği için baz etkisi nedeniyle enflasyon düşecek. Yani hükümet kendisi de ifade ediyor zaten. Enflasyonla mücadele yapmıyoruz. Baz etkisi nedeniyle düşmesini bekleyeceğiz Aralık ayına kadar şeklinde açıklamaları mevcut hükümetin de. Peki bu para politikalarıyla enflasyona bu kadar baskı uygulanıp düşürmesi mümkün müdür? Yoksa temel ekonomi politikaları mı önem kazanır? Yani hani bizim bildiğimiz o klasik faiz dengesiyle oynayarak enflasyon baskılanabilir mi? Aşağıya çekilebilir mi? Sadece faiz dengesi değil. Faiz dengesi veyahut da para politikası politikalardan bir tanesi tabii ki. Diğer politika maliye politikası da uygulanması lazım. Komple bir ekonomik enflasyonla mücadele politikasının olması lazım. Fakat hükümetin bence bunu bilerek yaptığını düşünüyorum. Enflasyonla mücadele yapmamasının nedeni bilerek olduğunu düşünüyorum. 2022 yılında enflasyonun yüksek çıkmasını istiyor. Çünkü dünyada da enflasyon yüksek diyor. Enflasyonun yüksek olmasını dünya koşullarına bağlıyor. Ukrayna-Rusya savaşına bağlıyor. Enflasyon 2022'de yüksek çıksın diyor. 2023'ün ilk 6 ayında seçimden önce ben diyor enflasyonu düşürürüm. Bu sene enflasyonu Kasım ayına geldiğimizde %90-%100 enflasyonu göreceğiz biz. %90-%100 enflasyonu gördükten sonra 2022 yılında 2023'ün ilk 6 aylık döneminde baz etkisi nedeniyle %60'lara düşecek bu enflasyon. Bak biz dünyadaki koşullar nedeniyle 2022'de %90'a çıktı enflasyon. Ama biz tekrar mücadele ettik. 6 ayda seçimden önce %50'leri 60'lara getirdik. Ve düşürmeye de devam edeceğiz deyip algı yönetimi yapıp bence seçim politikası olarak bunu kullanmak istiyor. Anladım. Hacı Yakışıklı, var mı senin ekleyeceğin bir şey? Şu var tabii, biz Avrupa ile aynı şartlara sahip değiliz elbette. Yani farklı şartlar var. Sonuçta Avrupa dediğimiz şey 27 ülkenin birliğinden de oluşuyor. Ama şunu da söyledi, yani Avrupa'da da benzer durum yok mu? Mesela bunu nasıl okuyorsunuz? Mesela Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün bir açıklama yaptı ve dedi ki enerji ve fiyatları ve enflasyon konusunda tarihi bir zorlukla karşı karşıyayız ve bu birkaç ay içinde düzelmez dedi. Yani aynı şey Avrupa'da da varken Avrupa'nın Cumhurbaşkanı çıkıp Başbakanı çıkıp bu birkaç ay içinde düzelmez. Almanya'nın ki birkaç ay içinde düzelmez söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Avrupa'yı da bir ekonomist olarak takip ediyorsunuzdur. Oradaki durum nasıl? Tabii ki orada da enflasyon var ama enflasyon orada %7, %8, %9, %10'larda. Bizimki gibi %80'lerde değil. Ve bir mücadele var enflasyonla. Faizleri arttırma ve faiz arttırma dışındaki diğer önlemlerle mücadele ediliyor. Bizde ise enflasyon Avrupa'dakinin 10 katı, artı mücadele yok Hacı Bey. Şenol Bey, yani şuna inanıyor musunuz? Mesela faiz artacak. Ben yorumlamıyorum, soruyorum bu arada. Cevabı sizden bekliyorum. Faizi artırdılar. %14 değil de %34 yaptılar. Türkiye'de 34 yaptı faizi. Yine de enflasyonun uzun vadede düşeceğine inanıyor musunuz? Şöyle, sadece faiz artırmakla düşeceğine inanmıyorum zaten, evet. Sonra. Ama faiz zamanında artırılsaydı geçen sene Eylül ayında enflasyon bu seviyelere gelmeyecekti. Mücadeleden kastettiğim de bu. Hı. Yani sadece bu saatten sonra sadece faiz artırımıyla enflasyonu önlemek mümkün değil. Topyekun mücadele gerekiyor. Bir enflasyonla mücadele programı gerekiyor. Hükümetin seçimden önce böyle bir programa da niyeti yok ve doğal da karşılıyorum. Seçime giderken böyle bir program acı reçete programıdır. Yapmaması, ben de olsam ben de yapmam hükümet olarak. O yorumlar mücadele etmiyor. Evet. Bir de şunu sorayım ben. Tabii, son buyurun. Sorum olsun. Mesela Türkiye'de tabii ki enflasyon var. Görüyoruz zaten. Yani görmemek, hissetmemek mümkün değil. Biz de zaten bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz. Ama bir yandan da istihdam noktası var Türkiye'de. Mesela istihdam noktasında bir problem görüyor musunuz? İhracat noktasında bir problem görüyor musunuz? Makroekonomik göstergeleri söylüyorsun değil mi? Makroekonomik. Tabii. Yani ihracatın artması işsizliği de önlemiyor mu? Mesela 2002'de 36 milyar dolarken ihracat, bak 36 milyar dolardan bugün 225 milyar dolara gelmiş. Yani 7 katına çıkmış bir rakam var. Bu ihracatı olumlu buluyor musunuz mesela, bu istihdama katkısı açısından? Olumlu buluyorum ama 2002'den sonraki ihracat artarken
düşük enflasyon ortamında ihracat artırdı AKP hükümeti. 2002-2014 yılları arasında düşük enflasyon ortamında da ihracat artırdı. Düşük enflasyon ortamında da ihracat artabilir. Son 2 yıldır yüksek enflasyon ortamında tabii ki ihracat artıyor ama ihracattan artarken büyüme yüksek çıkarken enflasyon altında halk eziliyor. Yani AKP hükümeti son 2 yıldır veya son 1 yıldır tamamen büyümeyi, ihracatı ve istihdamı tercih etmiş vaziyette.